Devasa dinozorları yok eden tufandan sonra dünyadaki yaşam nasıl toparlandı? Bugün nesli tükenmiş birçok hayvan bize hala hayatta olan bazı türlerden daha tanıdık geliyor. Bunların arasında dinozorlar da var. Diplodocus aardvark'tan Tyrannosaurus'a Peramed'den daha ünlüdür. Dinozorlar popüler kültürün bir parçasıdır. Bu görkemli yaratıklar 165 milyon yıldan fazla bir süre boyunca dünyaya hükmetmiş, çoğu ekolojik nişi işgal etmiş ve diğer türlere çok az yer bırakmıştır. Dünya 5 kez, sonraki tarihi üzerinde temel bir etkisi olan büyük çalkantılarla karşı karşıya kalmıştır. 5. kitlesel yok oluş sırasında ortadan kalktıklarında, kuş olmayan dinozorlar ölçülemez bir boşluk bıraktılar. Ancak bir insanın talihsizliği başka bir insanın kazancıdır. Ve bu boşluk, şu anda son derece çeşitlenmiş hayvan grupları olan memelilerin ve kuşların evrimini mümkün kıldı. Bu yok oluş olmasaydı, dinozorlar muhtemelen dünyadaki yaşama hükmetmeye devam edecek ve diğer hayvanlar kendilerini gösterme fırsatı bulamayacaklardı. Kitlesel yok oluşlar oyunun kurallarını değiştirir. Belirli grupları mahkum ederek ve diğerlerine yeni fırsatlar vererek kartları yeniden dağıtır. Dinozorlar yok olduğunda uzak atalarımız hayatta kaldı. Sevgili gezgin, merhaba. Bugün dinozorların soyu tükendikten sonra dünyanın nasıl bir yer olduğunu keşfetmek için zamanda geriye gidiyoruz. Ancak bir sonraki maceranıza çıkmadan önce hiçbir şeyi kaçırmamak için videoyu beğendiğinizden ve kanala abone olduğunuzdan emin olun. Teşekkürler ve dinozorlardan önceki ve sonraki yaşamı görmek için iyi yolculuklar. Kitlesel yok oluş, jeolojik zaman ölçeğinde nispeten kısa süreli bir biyolojik krize benzeyen olaydır. Tüm bitki ve hayvan türlerinin en az %75'i dünya yüzeyinden kaybolur. Son 500 milyon yıl içinde gezegendeki yaşam 5 kitlesel yok oluş yaşamış, tüm karasal türlerin %75'i ile %90'ı devasa boyutlardaki felaketlerde yok olmuştur. Bugün dünya üzerinde yaşamış olan tüm organizmaların %99'undan fazlası yok olmuştur. Türlerin yok olması olgusu artık şaşırtıcı değildir. Türler ölümcüldür. Büyük kitlesel yok oluşların her biri, canlıların dünyasının tarihinde bir rol oynamış, yok olan fauna ve flora evrimleşmeye zorlandıkça onu yeni yönlere doğru zorlamıştır. Ancak bu ölümcül olaylar yeni yaşam biçimlerinin de önünü açmıştır. Ordovisyen-Silüryen yok oluşu 444 milyon yıl önce meydana gelmiştir. Jeolojik bir olay bir buzullaşma dönemini tetikledi. Önemli miktarda su, bugünkü Antarktika'nın 3 katı büyüklüğünde bir buz örtüsü içinde hapsoldu. Atmosferdeki karbondioksit kayaların ayrışmasıyla emildi ve dünyanın sıcaklığı önemli ölçüde düştü. Deniz seviyeleri düşmüştü ve deniz canlıları yaşam alanlarının soğuduğunu ve küçüldüğünü gördü. Deniz seviyeleri tekrar yükselmeye başladığında sudaki oksijen seviyeleri düşmüş ve çözünmüş toksik metallerin daha yüksek konsantrasyonlarda bulunmasına yol açmıştır. Devonyen yok oluşu 383 milyon yıl önce başladı. Muhtemelen güçlü bir volkanik olay nedeniyle
darbeler okyanuslardaki oksijen seviyesinin keskin bir şekilde düşmesine neden oldu. Bu, deniz flora ve faunası için tam bir felaketti. Dünya aniden tekrar dondu, ancak bu olay daha kısa sürdü ve 1 milyon yıldan az sürdü. Türlerin %75'i bu kitlesel yok oluş sırasında ortadan kalktı. Üçüncü kitlesel yok oluş, Permian-Trias 252 milyon yıl önce gerçekleşti. Bu, dünyadaki yaşamın şimdiye kadar bildiği en kötü felaketti. Tüm türlerin %90'ından fazlası yok oldu. Yok olan ormanların toparlanması için 10 milyon yıldan fazla zaman gerekecek. Volkanik patlamalar sırasında büyük lav püskürmeleri meydana geldi ve milyarlarca ton karbon açığa çıktı. Magma daha sonra kömür sahalarından yüzeye doğru sızarak metan gibi diğer sera gazlarının buharlaşmasına neden oldu. Sonuç, aşırı ölçekte küresel ısınmayla sonuçlandı. Deniz suyu ve yüzey sıcaklıkları birkaç derece yükseldi. Dünyanın kayaları asit yağmurları nedeniyle hızla değişime uğradı. Okyanuslardaki oksijen seviyesi yaklaşık %76 oranında düşerek deniz faunasını tehlikeye attı. Yaklaşık 200 milyon yıl önce dünya Trias-Jurasik yok oluşunu yaşadı. Jeolojik olaylar dünya yüzeyinin ısınmasına ve atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun artmasına neden oldu. Bu durum okyanusları asitleştirerek deniz canlılarının düzgün bir şekilde gelişmesini engelledi. Bu, karasal ve denizel türlerin %80'ini kaybetmekte olan dünyadaki yaşam için bir başka darbeydi. Beşinci ve son kitlesel yok oluş, 66 milyon yıl önceki Kretase-Paleojen dönemidir. Bir asteroidin büyük etkisiyle meydana gelmiş ve biyosferde yaşayan türlerin yaklaşık %65'i yok olmuştur. Ancak bu felaket en ölümcül olmasa da en iyi bilinen felaket olmaya devam ediyorsa, bunun nedeni ünlü non-avian dinozorların tüm türlerinin ortadan kalkmasına tanık olmasıdır. Dinozorların sonu dönüm noktası niteliğinde bir olaydır. Yine de insanın bu olayda hiçbir rolü olmamıştır. Zira son dinozorlarla az çok insan olarak tanımlanabilecek ilk varlığı birbirinden ayıran süre neredeyse 60 milyon yıldır. Bu yok oluş, yok olan büyük uygarlıkların trajedisini çağrıştırmaktadır. Dinozorların 165 milyon yıldan fazla bir süre boyunca her kıtaya hükmetmişliği vardır. Bu büyük yok oluş uzun süre bir gizem olarak kaldı ve bilim insanları olası bir senaryo üzerinde hemfikir olsalar bile küresel tarihin en büyük muammalarından biri olmaya devam ediyor. Ancak ayrıntılara girmeden önce dinozorlar zamanında dünyanın nasıl göründüğüne bir göz atalım. Kretase dönemindeyiz. 65 milyon yıl kadar önce. Gökyüzünden bakıldığında dünya biraz daha tanıdık görünüyor. Süper kıta Pangea çoktan ikiye ayrılmış. Laurasya ve Gondwana. Daha sonra Laurasya gelecekteki Kuzey Atlantik Okyanusu'nu ortaya çıkarmak için iki parçaya bölündü. Genel iklim sıcak ve nemli. Deniz seviyesi yüksek. Bitki örtüsü oldukça çeşitli gözüküyor. Böceklerin yardımı sayesinde eğrelti otları, kozalaklı ağaçlar ve çiçekli bitkiler hakim. Denizlerde ve karada her şey devasalıkla ilgili. Geniş deniz sürüngenleri ailesi Kretase sularında hüküm sürüyor. Bu sürüngenler kıyı resiflerinden açık denize kadar tüm ortamları işgal etmiş. Plesiosaurlar kuyruklarıyla yüzmezler. Yüzme küreğine dönüşmüş bacaklarını kullanırlar.
amonitler, balıklar ve diğer deniz sürüngenleriyle beslenirler. Mosasaurlar, kertenkelelerin ve monitör kertenkelelerinin kuzenleridir. Boyları 1 ila 15 metre arasındadır. Uzun, dikey olarak yassılaşmış kuyrukları su altında ilerlemelerini sağlar. Uzuvları yüzme küreklerine dönüşerek onlara yüzme yeteneği kazandırır. Balık ve diğer sürüngenlerle beslenirler. Tüm bu sürüngenler solungaçlar yerine akciğerlerle nefes alır. Bu nedenle hava rezervlerini yenilemek için düzenli olarak yüzeye çıkmaları gerekir. Ancak pliyozorlar gibi bazı türlerin burun delikleri bunun için çok küçüktür. Bu nedenle ağızları yarı açık olarak yüzerler ve suyun damaktaki açıklıklardan geçip burun deliklerinden dışarı çıkmasına izin verirler. Kokular geçerken analiz edilir. Bu sürüngenlerle birlikte deniz timsahları, yassı gövdeli yılanlar ve deniz kaplumbağaları gibi daha tanıdık türlerde yaşamaktadır. Archelon, sığ sularda yaşayan bir deniz kaplumbağasıdır. Dinozorlarla birlikte yaşadığı bilinen en büyük deniz kaplumbağasıdır. Boyu 4 metrenin üzerindedir. Sağlam gagası sayesinde amonitlerin, belemnitlerin, çift kabukluların ve diğer kabukluların kabuklarını kırabilir. Ayrıca sert deniz yosunlarını ve otları da koparabilir. İskeleti bir hayli hafiftir. Büyük yüzgeçleri sayesinde avını yakalamak ya da mosasaur gibi avcılardan kaçmak için su altında çok hızlı hareket edebilir. Metrior hinicus sadece denizde yaşayan etçil bir timsahtır. Boyu 3 metreye kadar ulaşabilir. Vücudu ay şeklinde bir kuyruk yüzgeci ile donatılmıştır. Bu da onu modern timsahlardan çok daha etkili bir yüzücü yapar. Bacakları, tek bir uzvun tüm parmaklarının tek bir zarda birleştiği kısa, düz yüzgeçler şeklini almıştır. Deniz faunası, devlerin yanında gizlice yaşayan daha küçük canlıları da içerir. Rudistler, dinozorlar çağında çok yaygın olan bir çift kabuklular ailesidir. Bazıları yalnız yaşarken diğerleri yoğun koloniler oluşturur ve balıklar, karidesler ve deniz salyangozları için barınak sağlayan gerçek resifler inşa eder. Beslenmek için deniz suyunu filtreler ve sudaki plankton ve döküntüleri yakalarlar. Plankton diğer şeylerin yanı sıra foraminiferleri de içerir. Foraminiferler sarmal bir kabuk tarafından korunan tek hücreli hayvanlardır. Sadece tek bir hücre içermelerine rağmen çapları 8 santimetreye kadar büyüyebilir. Tabii ki balık sıkıntısı da olmamıştır. Modern balıklarımızın temsilcileri hala çok sayıda olmasalar bile bu zamanda ortaya çıkmıştır. Denizlerde yumuşakçalarda yaşıyordu ve amonitler iyi temsil ediliyordu. Bir dizi odacıktan oluşan, spiral bir kabuk tarafından korunan hayvan, genellikle en büyük olan son odacıkta yaşar. Yönlendirebildiği küçük bir tüp vasıtasıyla hareket eder. Dokunaçları, avını yakalamasını sağlayan vantuzlarla donatılmıştır. Daha sonra papağan benzeri çeneleriyle onları ezer. O zamanlar 5000'den fazla amonit türü vardı. Belemnitler, iç kabukları olan kafadan bacaklılardır. Hidrodinamik vücutları yüksek hızlarda yüzmelerini sağlar. Bu etobur örnekler, 10 kancalı dokunaçlarıyla balıkları yakalar. Kuşlar ve pterozorlar havayı paylaşır. Pterozorlar, dinozorlarla birlikte yaşamış bir uçan sürüngenler takımıdır. Bunlardan biri olan Quetzalcoatlus, 12 metreye kadar ulaşan kanat açıklığıyla, etkileyici boyutuyla dikkat çekmiştir. Dönemin devasa boyutlarından etkilenmiş gözüküyor.
pterozorlar büyük balık hayranlarıydı. Suyun altında yüzemedikleri için gagalarını su yüzeyinde kaydırarak, uçarak balık avlıyorlardı. Türlerine bağlı olarak pterozorların çok çeşitli gagaları vardır. Bazıları planktonları filtrelemek için uzun, ince dişlere sahipken, diğerlerinin dişleri yoktur ve daha çok leş yiyici gibidirler. Karada dinozorlar baskın hayvan grubudur. Olağanüstü boyutları ve ağırlıkları sayesinde tüm kıtalarda çeşitlenmiş ve evrimleşmişlerdir. Dinozorlar Kretase döneminin gurur ve neşe kaynağıdır. Ejderha kafaları ve uzun keskin dişleriyle büyülemekten asla vazgeçmezler. Bu popülerleşmiş imajın ötesinde dinozorların dünyası ayrı bir dünya olmaya devam ediyor. Diplodocus ve Brachiosaurus tüm zamanların en büyük kara hayvanlarıdır. Dönemleri boyunca muhtemelen dünya gezegeninde bir kara hayvanının erişebileceği boyut sınırına ulaşmışlardır. Bir hayvan büyüdükçe kemikleri uzar. Ancak ağırlığını taşıyabilecek kadar güçlü kalabilmek için kemiklerinin de büyümesi gerekir. Uzuvlar kalınlaştıkça kalınlaşır ve dolayısıyla ağırlaştıkça ağırlaşır. Bu da hayvanın toplam ağırlığını daha da artırır. Bir kara hayvanının maksimum boyutu bu nedenle oldukça sınırlıdır. Diplodocus ve Brachiosaurus'ta omurlar ve kaburgalar çoklu boşluklarla oyulmuştur. Bu iskeletin sağlamlığını azaltmadan hafifletmiştir. Bununla birlikte hiçbir dinozorun 40 metrelik bir uzunluğu ve 100 tonluk bir ağırlığı aşmış olamayacağı görülüyor. Diplodocus dünya çapında tanınır. Boyu 27 metreye kadar uzayabilir. Kafatası uzun ve burnu öne doğru çıkıntı yapar. Burun delikleri daha geride, göz çukurlarının üzerinde yer alır. Hava, hayvanın çevresindeki kokuları titizlikle analiz etmesini sağlayan karmaşık bir yol izler. İyi hizalanmış dişleri çenenin ön kısmında yer alır. Aşındıklarında yerlerini yeni dişler alır. Kaynaklanmış 5 omurla güçlendirilmiş devasa leğen kemiği yaklaşık 10 tonluk ağırlığını destekler. Uzun kuyruğu boynunun ağırlığını dengelemektedir. Kuyruğu konik bir kırbaçla sonlanır. Bu da onu bir kırbaç gibi şaklatarak savunma silahı olarak kullanmasını sağlar. Boynu 19 omur içerir ve 15 metre uzunluğa ulaşabilir. Dev olmanın daha fazla yiyeceğe erişmek ve kendilerini daha kolay savunabilmek gibi avantajlar olsa da, bu hayvanlar aynı zamanda diğerlerinden daha fazla yemek zorunda kalır ve kendi ağırlıklarını desteklemek zorundadırlar. Bu otçul devlerle karşı karşıya kalan etçil dinozorlar, büyük leşçillerden küçük, çevik yırtıcılara kadar oldukça çeşitlenmişlerdir. Tyrannosaurus yırtıcılığın gerçek bir yıldızıdır. Onunla birlikte daha az bilinen ama aynı derecede güçlü türlerde yaşamaktadır. Spinosaur ailesi uzun burnu, çok sayıda küçük dişi ve etkileyici pençeli başparmağıyla diğer terapodlardan ayrılır. Baryonyx neredeyse 10 metre uzunluğunda bir spinosaurdur. Adı güçlü pençe anlamına gelir. Bu büyük etobur iki ayağı üzerinde hareket eder. Tamamen suda yaşamamasına rağmen zamanının çoğunu su kenarında balık avlayarak geçirir. Güçlü kolları avını yakalamak ve zapt etmek için kullanılır. Timsaha benzeyen çenesi onu zorlu bir avcı yapar. Sadece balık yemekle yetinmez, aynı zamanda diğer kara dinozorlarının aktif bir avcısı ve bir leşçisidir.
dengesi içinse uzun bir kuyruğu vardır. Dinozor dünyası toprağa kazan, yerde sürünen ya da havada uçan böceklerle doluydu. Arılar, karıncalar ve kelebekler bu dönemde ortaya çıktı. Minik bacaklıların altında dünya çiçeklerle kaplıydı. İlk çiçekler geniş taç yapraklarıyla modern manolyalarımıza benzemektedir. Çiçekler daha sonra dönüşüm ve uzmanlaşma geçirir. Taç yapraklar çeşitli şekil ve renklere bürünür. Çiçekler böcekleri çeken bir koku üretir. Böcekler nektar, besleyici bir sıvı ve tüketmek için polen bulurlar. Bu çiçekli bitkiler baskın hale gelir. Kozalaklı ağaçlar, ceviz ağaçları, kayın ağaçları, çınar ağaçları, sikatlar ve eğrelti otları ile birlikte peyzajı süslerler. Rüzgar ya da yağmur erkek organlardan yayılan polenleri taşır. Bu taneler daha sonra rastgele bir şekilde diğer bireylerin yumurtalıklarına taşınarak bitkinin üremesini sağlar. Polenle beslenen böcekler poleni çiçekten çiçeğe taşır. Bitkiler ve böcekler arasında ilişki giderek daha da yakınlaşır. Yusufçuklar, hamam böcekleri ve tahta kuruları da ortaya çıkar. Cretatrigona, dinozor dönemine ait bilinen tek arıdır. Günümüzün bazı tropik arılarına çok benzemektedir. Bacaklarında tozlaşma için bir adaptasyon olan özel kılları vardır. Çünkü bunlar bitkiye konduğunda poleni sabitlerler. Memeliler mütevazı ve çekingen olsalar da dinozorlarla birlikte yaşadılar. Minik, korkak yaratıklar gibi bu ilkel canlılar da son derece katı sınırlar içinde gelişti ve çeşitlendi. Dinozorlar ve sürüngenler çoğu ekolojik nişi işgal ederek diğer canlılara çok az yer bırakmıştır. Hayatta kalabilmek için ellerinde kalan tek şey ağaçlardaki ve yer altındaki mağaralar, inler ve oyuklardır. Boyut ve yaşam tarzı açısından kısıtlamalar doğal olarak kendilerini dayatmıştır. Sürüngenler geceleri daha az aktif olduklarından memeliler gece yaşam tarzına adapte olmuşlardır. İyi gözlere, iyi kulaklara, iyi bir koku alma duyusuna ve etrafı algılamak için bıyıklara sahiptirler. Tüm duyu organlarının yoğun bir şekilde çalışması, sürüngenlerinkinden daha büyük bir beyin gerektirir. Beyin tarafından yakılan enerjinin sürekli yenilenmesi gerekir. Sıcak kan ve yalıtkan kürk ortaya çıkar. Memeliler, protein açısından zengin besinlere öncelik verir. Böcekler, diğer omurgasızlar ve bitki tohumlarıyla beslenir. Enerjiyi serbest bırakmak ve yiyecekleri hızla sindirmek için keskin dişler ortaya çıkar. Yiyecekleri yakalayabilir, öldürebilir, öğütebilir ve ezebilirler. O zamanlar olduğu gibi yaşam bir tufanla altüst olmak üzeredir. Kretase-Paleojen sınırında meydana gelen meteorik çarpışma dünya tarihinin mükemmel bir gerçeğidir. Everest büyüklüğünde devasa bir asteroid, saatte yaklaşık 65 bin kilometre gibi olağanüstü bir hızla atmosfere çarptı. Çapı 10 kilometreden fazla ve ağırlığı 1 milyar ton olan bu göktaşı, Meksika körfezindeki Yucatan eyaletine çarpar. Açığa çıkan enerji ölçülemezdir. Asteroid karaya çarparak 30 kilometre derinliğinde bir krater oluşturur. Çarpma o kadar güçlüdür ki yer kabuğundaki kayalar sıvılaşır. Çarpmanın 60 kilometre yarıçapı içinde mevcut tüm su buhara dönüşür. Binlerce hayvan anında ölür. Her şey o kadar hızlı olur ki hiçbir şeyin kokusunu almaya bile zamanları olmaz.
bu hayvanlar nazik bir şekilde öldü. Ancak daha uzaktakiler sadece bir ışık parlaması gördü. Çarpışmadan birkaç saniye sonra şok dalgası, okyanus boyunca hızla ilerleyen buharlaşmış bir kaya bulutu şeklini aldı. Dayanılmaz sıcaklık çevredeki her şeyi buharlaştırdı. Çoğu hayvan bu dalganın şiddetiyle öldü. En savunmasız olanlar hızla sığınak bulamayanlardı. Mağaralarda ya da yamaçlarda yaşayan ve güvenli bir yere sığınabilen hayvanların hayatta kalma şansı vardı. Yangınlar patlak verdi. Dünya dumanlar içinde kaldı. Dinozorlar devasa boyutları nedeniyle sığınak bulmakta büyük zorluk çekti ve savunmasız kaldı. Şok dalgası tüm enerjisini 10 dakika içinde serbest bıraktı. Ancak dünyanın tüm yüzeyini kaplamadı. Bazı hayvanlar az önce meydana gelen felaketin farkında değil. Sonuçları onları yakalamak üzere. Göktaşının çarpması büyük bir depremi tetikledi. Şiddetli bir sarsıntı hissedildi. Çatlaklar oluştu ve toprak kaymaları meydana geldi. Deprem tüm gezegeni kat etti. Depremin sarsıntıları günlerce hissedildi. Ancak en kötüsü henüz gelmemişti. Bir dağ silsilesi büyüklüğünde dev bir tsunami kıyıya doğru ilerler. Atlantik'i saatte neredeyse 1000 kilometre hızla geçti. Dalga kıyıya yaklaştı, ardından hayvanları, ağaçları ve enkazı da beraberinde taşıyarak kıyıya vurdu. Daha sonra öyle bir güçle geri çekildi ki yeni bir jeolojik manzarayı şekillendirdi. Tepeler, vadiler ve kanyonlar oluştu. Hayvan cesetleri dağıldı ya da denize geri sürüklendiler. Tsunami azaldı. Ancak çarpışmanın etkisiyle uzaya fırlayan milyonlarca ton kaya, bezelyeden bir eve kadar değişen büyüklükte meteorlar olarak düştü. Kayalar birkaç saat boyunca dünya yüzeyine çarparak sıcaklıkların aniden yükselmesine neden oldu. Bir günden kısa bir süre içinde tufan dünya gezegenindeki neredeyse tüm yaşamı yok etti. Milyonlarca hayvan canlı canlı yandı. Dünyadaki oksijen seviyesi yükseldi. Isı arttı ve yanma hızlandı. Cesetlerin arasında hayatta kalan birkaçı hayatta kalmaya devam etti. Birkaç izole dinozor hala kıyamet manzarasında dolaşıyor ve hayatta kalmaya çalışıyor. Günümüz primatlarının atası olan Purgatorius, alevlerin arasında dolaşıyor. Milyonlarca yıl boyunca dinozorların avı olmasına rağmen, fiziksel koşulları ona felaketten sağ çıkma konusunda bir avantaj sağlamış gibi görünüyor. Bu küçük memeli, ağaca tırmanan büyük bir fareye benzemekte. Büyük maymunlar ve insanı da içeren türlere öncülük eden bir grubun temelini oluşturuyor. Bu küçük hayvan dinozorların gölgesinde yaşadı. Orman habitatlarında bulunan böcekler ve meyvelerle beslenerek yaşamını ihtiyatlı bir şekilde organize etti. Şimdi ise çeşitlenmek için dinozorların açık bıraktığı ekolojik nişlerden faydalanabiliyor. Çarpışma esnasında açığa çıkan kül ve kimyasal element bulutları bir araya toplanır ve gökyüzünü yavaş yavaş örter. Çarpışma sırasında büyük miktarlarda sülfür üretilmiştir. Bu element şimdi atmosferik suyla temas ederek sülfürik aside dönüşüyor. Yeryüzüne ölümcül bir yağmur yağıyor. Sülfürik asit deriyi ve eti yaktığı için hayatta kalan hayvanlar sığınmak zorunda. Sağanaklar okyanusu da vuruyor. Büyük miktarlarda bulunan bulutlar yavaş yavaş güneş ışığını kapatıyor. Dünya karanlık halde. Sürekli ışığa ihtiyaç duyan planktonlar yavaş yavaş ölüyor.
ağırlıklı olarak görme duyularına güvenen dinozorlar, bu yeni durumdan ciddi şekilde etkilenmiş halde. Karanlık birkaç hafta boyunca hüküm sürüyor. Dinozorlarla birlikte yaşayan küçük memeliler zaten gece yeteneklerini geliştirmişlerdi. Gerçekten de devler tarafından avlanmamak için çoğunlukla geceleri avlanıyorlardı. Bu durum bitmek bilmeyen geceyle başa çıkma konusunda onlara büyük bir avantaj sağladı. Bitki örtüsü de tufandan etkilendi. Henüz yangına yenik düşmemiş olan bitkiler artık güneş ışığından mahrum kalmış ve büyümeyi durdurmuştur. O zamana kadar hayatta kalmış olan büyük otçullar besin kaynaklarının azaldığını gördüler. Birkaç ay sonra soğuklar bastırır. Bir zamanlar sıcak ve bereketli olan toprak buzlu ve düşmanca bir halde. Purgatorius ısınmak için kendini yuvasına kapatıyor. Bulabildiği her şeyle beslenirken hayatını kurtaracak olan da tam da bu. İster otçul ister etçil olsun, kuş dinozorları hariç tüm dinozorlar bu buzlu ortama yenik düşer. Tek bir yıl içinde gezegen neredeyse tüm yaşam formlarından tamamen arınmış durumda. Biyosferi dolduran türlerin %75'i yok olmuş. Birkaç nadir balık ve köpek balığı türü dışında okyanus bomboş. Genel olarak konuşursak, hayvanlar ne kadar küçükse hayatta kalma olasılıkları o kadar yüksek. Birkaç saat, gün, ay ya da belki de yıl içinde dinozorların dünyası çöktü ve onların yok oluşu uzak atalarımızın yolunu açarken ekosistemde köklü bir değişime neden oldu. Dünya uçsuz bucaksız bir çöl gibi. Yine de hayatta kalan birkaç kara hayvanı için bu yeni bir fırsat. Onları alacak hiçbir yırtıcı olmadığından hayatta kalan bu az sayıdaki hayvan hızla çoğalabilecektir. Saklanmak için bir nedenleri yok. Yerleşmeye ve dünyayı yeniden doldurmaya hazırlar. Hayatta kalanlar tarihlerinde yeni bir bölüm yazmak üzere. Büyük sürüngenler yeryüzünden kayboldu. Diğer takımlar çok küçük popülasyonlarla hayatta kaldı. Geriye 4 sürüngen takımı kalmıştır. Kaplumbağalar, timsahlar, yılanlar ve kertenkeleler. Sıcak, sığ tropikal sularda yaşayan kolonyal mercan türlerinin %98'i yok olmuştur. Daha soğuk ve derin bölgelere yerleşen soliter mercanların durumu daha iyi olmuştur. Kafadan bacaklılar, ekinodermler ve çift kabuklular cins sayılarının azaldığını görmektedir. Ammonitler ve belemnitler, kafadan bacaklılar sınıfındaki diğer tüm yumuşakça türleri gibi yok olmuştur. Hayatta kalanlar, bugün Nautiluslar tarafından temsil edilen Nautiloidler ve ahtapotlar, mürekkep balıkları ve mürekkep balığını içeren başka bir gruptur. Besin zincirinin tabanı etkilenmiştir. Işığın yokluğunda bitkiler kurur. Büyük otçullar yiyecekten mahrum kalır. Denizde de besin zincirleri aynı şekilde bozulmuştur. Plankton yok oldukça onunla beslenen herkes açlıktan ölür. Küçük döküntü yiyen hayvanlar, bitki döküntüleri ve çamurda yaşayan küçük hayvanlarla beslenmeye alışkındır. Tüm bitkiler ölse bile suda yaşayan fauna uzun süre hayatta kalır. Dahası kuraklık dönemlerine de dayanabilirler. Tatlı su çamurunda iyi gizlenmiş olarak hayatlarını ağır çekimde geçirirler. Karada bu enkaz yiyiciler birkaç ay hayatta kalmak için hayvan leşleri, tohumları veya bitki kalıntıları bulmayı başarırlar. Kış uykusuna yatma yetenekleriyle birleştiğinde bu onların düşmanca koşullara daha etkili bir şekilde direnmelerini sağlar. Bir başka özellik de bazı hayvanların düşen bir göktaşının sonuçlarına daha iyi dayanmasını sağlayabilir.
memeliler ve kuşlar sabit sıcaklıkta yaşayan türlerdir. Dış sıcaklığa daha az bağımlıdırlar ve daha iyi hayatta kalabilirler. Benzer şekilde deniz kıyısında yaşayan türler çevrelerindeki büyük değişikliklere daha iyi dayanabilmektedir. Bu şans mı yoksa gerçek bir adaptasyon kapasitesi mi? Canlı organizmalar için hem nadir hem de felaket niteliğindeki olaylara uyum sağlamak imkansızdır. Doğal seçilim ancak türdeki tüm bireylerin hemen ölümüne neden olmayacak kadar yavaş ve zayıfsa işe yarar. Kretase-Paleojen yok oluşu sırasında hayvanlar rastgele ölmüştür. Bazıları tercih edildiyse bunun nedeni olayın yarattığı yeni yaşam koşullarına daha iyi direnebilmeleridir. Sıcak bir başlangıçtan sonra dünya net bir soğuma eğilimine girdi. Tektonik, büyük okyanus akıntılarını yeniden düzenledi ve karbondioksit tüketen büyük rölyefleri yükseltti. Sadece 10 milyon yıl sonra kuzey yarımküredeki bir kıtasal yarık atmosfere ve okyanuslara büyük miktarlarda karbondioksit saldı ve sıcaklıkların en az 5 santigrat derece artmasına neden oldu. Bu ısınma bir kez daha ekosistemleri bozdu ve memelilerin evrimi üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu. Bitki örtüsü değişiyor ve ormanlar daha yoğun hale geliyor. Süper kıta Gondwana'nın son kalıntısı da parçalanarak Avustralya ve Antarktika'yı oluşturuyor. Avustralya, bazı örneklerine günümüzde de rastlanabilen olağanüstü bir flora ve faunayı da beraberinde götürdü. Bu ayrılma, güney kıtasını daha sıcak sulardan izole eden ve donmasına neden olan bir Antarktika çevresi akıntısı yarattı. Karasal dünya artık çiçekli bitkiler, ötücü kuşlar ve memeliler gibi tanıdık yaşam formlarının egemenliği altındadır. Sularda ise balinalar, foklar ve sayısız modern kemikli balıkla memeliler baskındır. Okyanusu zaten mevcut olan köpek balıklarıyla paylaşırlar. Bütün bu grupların patlaması günümüzün biyolojik dünyasını yaratmıştır. Büyük hayvanların çoğu yok olmuştur. Hayatta kalan sürüngenler, birkaç yılan, kertenkele, küçük timsahlar ve kaplumbağalarla oldukça mütevazı boyutlardadır. Hayvanlar dünyasında hüküm sürmeye çalışan kuşlar, boyutları açısından öne çıkan tek canlıdır. Diatryma olarak da bilinen Gastornis parisiensis ve Teratornis incredibilis etkileyici büyüklükte kuşlardır. Gastornis en büyük örneklerinde 2 metreye kadar ulaşan zamanın en büyük kuşudur. Kısa kanatları, uzun bacakları ve kalın bir gagası vardır. Uçamadığı için günümüz deve kuşları gibi hareket eder. Tropikal iklimlerdeki ormanlarda ve bataklıklarda yaşar. Şu anda bir av hayvanı değildir. Çünkü potansiyel avcıları, memeliler veya timsahlar ondan daha küçüktür. Sağlam gagası ve güçlü pençeleri hepçil beslenmesini sağlar. Teratornis'e canavar kuş lakabı takılmıştır. Kanat açıklığı 5 metreye kadar ulaşabilir. Ve tek bir kanadının yüzey alanı 17,5 metre kareye ulaşabilir. O zamanlar uçabilen en büyük kuştu. Sağlam bacakları ve güçlü ayakları avını çok güçlü bir tutuşla yakalamasını sağlamıştır. Bu iki örnek yeryüzünde sadece kısa bir süre görünecek ve gelecekte daha mütevazı boyutlara sahip kuşlar ortaya çıkacak. Ancak şimdilik bu korkunç yırtıcı kuşlar savanlara dadanmış durumda. Avlarını kovalayabilecekleri seyrek bitki örtülü ortamları tercih ediyorlar. İlkel atlar gibi küçük memelilerin yanı sıra
günümüz akbabaları gibi cesetleri de yakalayıp yiyorlar. Memeliler avcı rolünü oynayamayacak kadar küçük kaldığı sürece bu dev kuşların ciddi bir rakibi yoktur ve besin zincirinin tepesinde kalmaya devam ederler. Perissodaktiller büyük bir başarı elde edecekti ve atların, tapirlerin ve gergedanların atalarını içeriyordu. O zamanlar bu üç soy tek ve aynıydı. Bu hayvanlar bugün farklıdır. Ancak aynı ortamlarda yaşamasalar da ataları çok benzerdi. Aynı bitkileri yemiyorlar, bu da bazı türlerin yok olmasına yol açabilecek yoğun rekabeti önlüyor. Hirakotherium sıklıkla bu tehlikeli kuşlar tarafından saldırıya uğrar. Atın evrimsel soyunun bir üyesi olmasına rağmen o zamanlar daha çok bir köpeğe benziyordu. Yaklaşık 60 santimetre uzunluğunda ve en fazla 20 santimetre yüksekliğinde olan bu hayvanın ön ayaklarında 4, arka ayaklarında ise 3 parmağı vardır. Modern atlarımız gibi toynakları yoktur. Bunun yerine köpeğe benzer patileri vardır. Otçul olduğu için 40 kadar dişi yumuşak yaprakları ve genç bitki filizlerini ezmek için kullanılır. Heptodon, Kuzey Amerika'da yaşar. Bu ilkel tapir 1 metre uzunluğundadır. Uzuvları ve kafatası günümüz tapirlerine benzese de henüz karakteristik hortumlarına sahip değildir. Yakın kuzeni Hirakius, ilk gergedanlardan biridir. Heptodon'dan biraz daha büyüktür. Ancak henüz bir boynuzu yoktur. Heptodon, Hirakius ve Hirakotherium o zamanlar birbirine çok benziyordu. Ancak soyları daha sonra keskin bir şekilde ayrılacaktı. Phenacodus da dahil olmak üzere yeni memeliler ortaya çıktı. Bu orta büyüklükteki otobur, modern bir geyik ya da atı andırır. Toynaklı aile ağacının kökünde yer alır. Dişleri, yaşam alanının sert bitki örtüsüne iyi uyum sağlamıştır. Uzunluğu 1,5 metreyi bulan bu hayvanın uzun, düz bacakları ve dar bir ağzı vardır. Bacaklarının her biri modern bir tapir gibi yürümesini sağlayan 5 tam ayak parmağıyla iter. Bacaklarındaki 20 pençe daha sonra modern toynaklılarda toynaklara dönüşecek şekilde değiştirilmiştir. Biyolojik çeşitlilik bugünkünden çok farklı. Ormanlar hala mevcut olsa da otlaklar yayılmaya başladı ve otçul hayvanlar gelişti. Bazı memeli familyaları koşucular, planörler, hatta gerçek uçan hayvanlar, yüzücüler, atlayıcılar ve yuvacılar gibi yeni ekolojik türler evrilmiştir. Kavurucu çöllerden buzlu kutuplara kadar tüm ortamları işgal ederek dünyanın tüm yüzeyine dağılmışlardır. Ağaç tepelerine, yüksek dağlara, okyanuslara ve tatlı su bataklıklarına uyum sağlarlar. Yarasaların kanatları ve kemirgenlerin büyük kesici dişleri gibi yenilikler, biyolojik başarıları için çok önemli olduğunu kanıtlayacaktır. Brontotherium, modern gergedanı andıran bir toynaklı türüdür. Burnunda bir çift boynuz vardır ve erkeklerin boynuzları dişilerinkinden daha heybetlidir. Görünüşü gergedana benzese de aslında bir fil büyüklüğündedir. Boyu 5 metreye, ağırlığı ise 5 tona kadar çıkabilir. Bu otçul hayvan yumuşak yapraklara ve genç filizlere düşkündür. 1,5 metre uzunluğunda, 80 santimetre yüksekliğinde ve 100 kilogram ağırlığındaki Hirakodon bir midilli gibi görünüyor. Boynuzu olmamasına ve o zamanlar koşucu olmasına rağmen aslında ilkel bir gergedan türüdür. Bozkırlarda ve açık ormanlarda çok çeşitli bitki örtüsüyle beslenir. İnce bacakları 3 ayak parmağıyla desteklenir ve başı vücudunun geri kalanına kıyasla özellikle büyüktür.
otçuların çeşitlenmesi kuşkusuz etçil memelilerinkiyle paralellik göstermektedir. Bu dönemde temsil edilen gruplar arasında adı sırtlan dişleri anlamına gelen Hyaenodon, kedi kılığında karşımıza çıkmaktadır. Devasa, sağlam gövdesi, uzun bir kuyruğa sahiptir ve ayak parmaklarının her biri keskin pençelere sahiptir. Hyaenodon, olağanüstü bir avcıdır. Beyni küçük olmasına rağmen oldukça gelişmiş bir koku alma duyusu, güçlü bir çene ve hızı birçok avını avlamasını sağlar. Keskin sivri dişleri onları yakaladığında ezmesini sağlar. Hyaenodon aynı zamanda bir leş yiyicidir. Kokusunu maskelemek ve diğer leş yiyen yırtıcıların kendisini fark etmesini önlemek için bulduğu cesetlerin üzerini dışkıyla örter. 1,5 metre boyunda ve 3 metre uzunluğunda olan Hyaenodon, saatte 55 kilometreye varan hızlarda koşabildiği için Gastornis gibi büyük yırtıcılarla mücadele etmekten korkmaz. 55 milyon yıl önce bir grup memeli farklı bir evrimsel yol izledi. Birbirine yakın iki göz ve karşıt parmaklı ellere sahip olan bu canlılar ilk primatlardı. Onların öncüleri Ples ya da Piformstur. Bu küçük memeliler böcekçil ve ağaçta yaşamaktaydı. İlk örnek, meteor düşmesi sırasında elinden geldiğince saklanan küçük yaratık Purgatorius'tan başkası değildir. Ples ya da Piformes, tropikal bölgelerde yaşayan 100 kadar tür oluşturacak şekilde çeşitlendi. Boyutları bir hamsterdan bir sincaba kadar değişiyor. Kafataslarının ilkel mimarisi, küçük beyinleri ve bacaklarında pençelerin bulunması onları henüz gerçek primatlar olarak sınıflandırmıyor. Bununla gibi tüm gerçek maymunları içeren simyanlar yer alır. Bilinen en eski prosimyen Altiatlasius olarak adlandırılır. 55 milyon yıl öncesine gelindiğinde bu türün torunları kuzey yarımküreye yayılmıştı. O zamanlar memelilerin en çeşitli gruplarından biriydiler. Prosimyanların bacakları tırnak benzeri pençeleri olan el ve ayaklara dönüşmüştür. Plesiadopiformlarınkinden daha kısa ve yassıdırlar. Baş parmakları diğer parmakların tersidir. Artık dallara tutunabilir ve yiyecekleri kavrayabilirler. Gözleri yüzün ön tarafında birbirine yakın konumdadır. Bu konum avcıları tespit etmekte gerçek bir avantaj olan yanal görüşü kaybettikleri anlamına gelse de, 3 boyutlu binoküler görüşü mümkün kılar. Sonuç olarak primatlar ağaçtan ağaca atlayabilir, mesafeleri daha iyi değerlendirebilir ve düşme riskini sınırlandırabilirler. Tüm üst kafası yeniden şekillenerek beyin boyutunun artmasına katkıda bulunur. Asya'da 45 milyon yıl önce ilk gerçek maymunlar ortaya çıktı. Hepçil ya da vejetaryen olan bu hayvanlar, büyük beyinleri ve ayrıntılı sosyal davranışlarıyla karakterize ediliyordu. Geniş bataklık ormanlarıyla kaplı bölgelerin kalbinde, ilkel maymunlar küçük prosimiyenlerle omuz omuzaydı. Günümüzdeki 36 milyon yıl önce yaşamış olan Catopictheus, ilk maymunların en eskisidir. En iyi bilinen ve en büyüğü Egyptopithecus'tur. Ağırlığı 6 ila 7 kilogram olan bu memeli, Kuzey Afrika'nın yağmur ormanlarında yaşar. Günümüz Güney Amerika uluyan maymunuyla bazı benzerlikler taşımaktadır. Egyptopithecus ağaçlara tırmanır, dallarda sürünür ve meyvelerle beslenir. Günlük bir yaşam tarzı vardır. Simyanları prosimyanlardan ayıran tüm özelliklere sahiptir. Kafatası daha büyük bir beyin barındırır. Göz yuvası tamamen kapalıdır ve göz küresini beynin temporal kısmından izole eder. Gözler birbirine yaklaşmış
burun boşluğu ve dolayısıyla koku alma kapasitesi azalmıştır. Güçlü alt çenesi nispeten düz taçlı azı dişlerine sahiptir. Primatlar büyük bir çeşitlilik gösterir. Ancak anatomileri yüksek derecede bir bütünlük arz eder. Beş parmaklı uzuvlarının tırnakları vardır. İlin ters çevrilebilir bir baş parmağı vardır. Kavrama aracı ve dokunma organı olarak mükemmelleştirilmiştir. Görme, koku alma pahasına evrilmiş ve gelişmiştir. Yörüngeler öne doğru yönlendirilmiştir ve iyi bir dürbün görüşü sağlar. Karmaşık sosyal organizasyonları, uzun süreli anne bakımı, gecikmiş cinsel olgunluk ve artan uzun ömürlülükle de yansıtılır. Primatlar genellikle birkaç bireyden, birkaç yüz üyeye kadar değişen gruplar halinde yaşarlar. Dişiler genellikle tek bir yavru, bazen de iki yavru doğurur. Fizyolojik ve davranışsal nedenlerle primatların boyutları 50 gram ila 100 kilogram arasında değişir. Beslenmeleri çeşitlidir. Daha küçük örneklerin böcekçil veya etçil olma olasılığı daha yüksekken, daha büyük olanlar genellikle hepçil bir diyete sahiptir. Primatlar tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşar. Maymunların çoğu gündüz yaşarken, prosimiyenler geceleri yaşar. Primatlar çok çeşitli duruşlar ve hareketler sergilerler. Ağaçlarda bazıları dallara tırmanır ve üzerinde yürür. Yerdeyken dört ayaklı yürüyüşü benimserler. Ancak aynı zamanda dik koşabilir ve yanal sıçramalar yapabilirler. Bazı türler ağaç yapraklarına veya dallarına asılmak için kuyruklarını beşinci bir uzuv olarak kullanır. Bazı büyük maymunlar kendilerini sallanarak asarlar. Yerdeki dört ayaklı hareketleri, parmakların ikinci falanksına dayanarak yarı dik hareket etmeleri bakımından sıra dışı gözükür. Hepsi ara sıra iki ayak üzerinde durmayı dener. Sadece insan bunu uzmanlık alanı haline getirmiştir. Bazı küçük memeliler yeni bir çevreyi sömürmeye başlar, ağaç tepelerini. Yukarıda tükenmez yiyecek ve yırtıcılardan korunacak güvenli bir barınak bulurlar. Ancak ağaç tepelerinde yaşamak, kara hayvanlarının yaptığı gibi iki boyutta değil, üç boyutta hareket etmek anlamına gelir. Dolayısıyla düşme tehlikesi de vardır. Yüksek dalların küçük insanları, mesafeleri doğru bir şekilde değerlendirmelerini sağlayan, büyük bir beyin veya ileriye bakan gözler gibi özel adaptasyonlar sergileyecektir. Renkli görüşte hayvanların daha yumuşak ve besleyici olan meyve ve genç yaprakları kolayca fark etmelerini sağlayan bir yeniliktir. Carpolestes, kemirgen benzeri dişlere sahip, küçük, hamster büyüklüğünde bir memelidir. Uzun parmakları ve ters çevrilebilir baş parmağı, ağaç tepelerine kolaylıkla tırmanmasını sağlar. Dirsekleri daldan dala sıçraması için yeterince esnek değildir. Başının yanlarında bulunan gözleri, mesafeleri büyük bir hassasiyetle değerlendirmesine izin vermez. Carpolestes ilk maymunların yakın bir akrabası. Ancak gerçek bir atası değildir. Corypodon büyük bir amfibik otoburdur. Modern su aygırları gibi bataklıklarda yaşar ve su bitkileriyle beslenir. Boyutları yaban domuzuna yakın olan bu türün ağırlığı 500 kilograma kadar çıkabilir. Her iki dişi de az gelişmiştir. O zamanlar diğer hayvanların ortalama boyutlarına kıyasla büyük bir hayvan olarak kabul ediliyordu. Balinaların ve yunusların ataları kelimenin tam anlamıyla karada dört nala koşuyor. Bugün karada yaşayan dört ayaklıların deniz memelilerine nasıl evrimleştiğini hayal etmek zor. Sürüngenlerin kralı anlamına gelen ismine rağmen Basiliosaurus bir memelidir. Balina büyüklüğündeki bu hayvanın diş dolu bir çenesi vardır. Henüz hava delikleri yoktur. Ancak burnunun ortasındaki burun delikleri nefes almak için başını sudan kaldırmaya zorlar.
Yürümek ya da yüzmek için kullanılmayan iki küçük arka ayağı vardır. Uzun kuyruğu ve yüzgeç benzeri kolları kendini itmesine yardımcı olur. Basiliosaurus, diğer deniz memelisi ataları gibi balık, yengeç ya da yumuşak çalarla beslenerek kıyı ortamından yararlanır. Evrim, onu deniz ortamına uyum sağlamaya yöneltmiştir. Arka ayakları giderek küçülmüş, kolları ve kuyruğu palet haline gelmiştir. Burun delikleri hava delikleri oluşturmak için başın üst kısmına göç eder. Kulak, hayvanın su altındaki sesleri düzgün bir şekilde duymasını sağlamak için gelişir. Protosetus bir tür ilkel deniz memelisidir. Boyu 2,5 metredir. Palet gibi kullandığı bacakları oldukça küçüktür. Ancak zeminde hareket etmesini sağlar. Uzun çenesi keskin dişlere sahiptir. Kulak yapısı su altında iyi duymasını sağlar. Ancak kesinlikle ekolokasyon yapmaz. Burun delikleri modern deniz memelilerinde kafatasının tepesine giden yoldaki ilk adım olan burnunun yarısındadır. Amfibik yaşam bu ilkel hayvanlar için hala çok canlı. Bazı dişiler hala karada doğum yapıyor. Yarasalar Ikanorikterisle ortaya çıkar. Bu hayvan zaten modern yarasaların görünümüne sahiptir. Kanat açıklığı 35 santimetreye kadar ulaşabilir. Uzun kuyruğu dümen görevi görür. Bacakları baş aşağı asılması için hala çok küçüktür. Kürk giyerler. Sıcak iklimleri tercih eder ve böceklerle beslenir. En yaşlı yarasalar bile kanat çırpabilir. Dermoptera ya da uçan lemurlar memelilerin bir takımıdır. Ağaçlarda yaşar ve süzülmek için en iyi donanıma sahiptir. Kendilerini bir daldan fırlattıklarında dört uzuvlarını uzatarak bileklerini, ayak bileklerini ve kuyruklarını birbirine bağlayan deriden bir yelken gererler. Bu da 100 metreden fazla süzülmelerini sağlar. Palmiyeler, çiçekli ağaçlar ve kozalaklı ağaçlar gelişir. Bitki dünyasında yeni bir bitki grubu ortaya çıkıyor. Otsu çiçekli bitkiler. Bu bitkilerin başarısı tozlaşmayı sağlayan böceklerin evrimiyle bağlantılı. Yarasalar ve kuşlar gibi tohum ve meyve yiyen hayvanlar da bitkilerin yayılmasına katkıda bulunmuştur. Otsu bitkilerin bir sırrı vardır. Hayvanlar tarafından düzenli olarak kesildiklerinde bile hayatta kalma ve gelişme yeteneğine sahiptirler. Yapraklarının üst kısımlarının kesilmesi büyümelerine zarar vermez. Hatta şiddetli hasatlarda bile hayatta kalırlar. Otlakların genişlemesi, otçul memelilerin hayatta kalmasını kolaylaştırır. Otlar, genellikle otlar ve tahıllar olarak bilinen türlerin çoğunu içerir. Bunlar genellikle otsu bitkilerdir. Tek yıllık ya da çok yıllık olabilirler. Yemyeşil, nemli ormanlardan kurak çöllere, soğuk dağ iklimlerinden tropikal bölgelere kadar çok çeşitli çevresel koşullara uyum sağlayabilirler. Yaban hayatı için değerli bir besin ve enerji kaynağıdırlar. Çimenler anjiyospermlerdir. Çiçek, erkek ve dişi üreme organlarının gruplandığı ve sarıldığı karmaşık bir yapıdır. Dişi kısım olgunlukta ancak döllenmeden sonra meyve verir. Anjiyospermleri karakterize eden meyvedir. Çeşitli hayvanlar rüzgar ve su aracılığıyla tohumların yayılmasına yardımcı olur. Bitkiler Gondwana tamamen ayrılmadan önce her iki kıtaya da dağılabilmiştir. Kuşlar küçük, tüylü, uçan terapod dinozorlardır. Ataları karasal yırtıcılardı. Jura topraklarının gerçek avcıları. Ancak uçmuyorlardı. Uçmak artık kuşlarla özdeşleşmiş bir adaptasyon. Bazı türlerin hayatta kalması bazen şaşırtıcı gözüküyor. Göktaşı çarpmasından önce kuşlar zaten uzun bir geçmişe sahipti. Bilinen en eski kuş olan Archaeopteryx, yaklaşık 150 milyon yıl önce Jura döneminin sonunda ortaya çıktı.
Bu hayvan bir sürüngenin gövdesi ve dişleriyle bir kuşun tüylerine sahiptir. Sürüngenler ve kuşlar arasında kayıp halkayı temsil etmektedir. Archaeopteryx muhtemelen küçük bir karasal Coelurosaur'dan türemiştir. Bu içi boş kuyruklu sürüngenler arasında Companionatus gibi küçük, hafif ve hızlı etoburların yanı sıra devasa ve ünlü T-Rex de bulunmaktadır. Bazı Coelurosaur'lar tüylü ve uçabiliyorlardı. İskeletleri kuşlarınkine çok benziyordu. Tüyler ve uçuş aniden ortaya çıkmamış, evrim sürecinde edinilmiştir. Bazı teorilere göre tüyler sürüngen pullarının bir evrimidir. Bugün bildiğimiz modern tüylere dönüşmeden önce, ataların tüyleri biçim ve işlev bakımından farklıydı. Tüylerin arkaik işlevi yalıtımdır. Tüylerle kaplı olan hayvan, vücut ısısını muhafaza edebilir ve kendini soğuktan koruyabilir. En eski tüylerden bazıları, bugün artık görülmeyen bir yapıya sahip. Daha yapılandırılmamış, kuş tüyü benzeri bir dallanma ve yapılandırmaya sahipler. Sanki bir dizi filament bir araya getirilmiş ve tabanlarında kaynaşmış gibi. Uçamayan gerçek bir kuş türü olan kivinin tüyleri, sanki uçmaya yaramadıkları için basitleştirilmiş gibi saça benzemektedir. Tüyler ayrıca gösteriş veya kamuflajda da rol oynar. Ayrıca birey grupları arasında bir tanıma aracı ya da eşleri cezbeden bir motif olarak da kullanılabilir. Tüyler aynı zamanda koruyucudur. Yumurtaları güneşten korur veya havayı hapsederek onları ısıtır. Yani bir nevi de kur yapmak için kullanılabilir. Uçuş, hayvanın kendi gücünü kullanarak havada ilerlemesini sağlayan aktif enerji üretimi olarak tanımlanır. Bu içi boş kemikler, sağlam bir göğüs kafesi ve tünemiş bir ayak gibi belirli fizyolojik özellikler gerektirir. Uçabilmek için hayvanın uçuşa elverişli bir kanadı olmalıdır. Kendisini ileriye doğru iten bir girdap oluşturabilmelidir. Nöromüsküler koordinasyonu verimli bir şekilde yön bulmasını sağlamalı ve metabolizma hızı uzun süreler boyunca uçuşu desteklemelidir. Archaeopteryx zaten uçuş darbesi oluşturmasını sağlayan uçuşa elverişli bir kanada sahiptir. Havada seyahat eden bir hayvan için özellikle yararlı olan üç boyutlu uzayı müzakere etme yeteneğini yansıtan bir işitme kanalına sahiptir. Bununla birlikte uçma kabiliyetinin zayıf olduğu görülüyor. Uçmanın kazanılması ve kökenine ilişkin çeşitli senaryolar mümkün. Her şey ağaçlarla başlamış olabilir. Bazı türler zıplayabilecek kadar yükseğe tırmanabilmiş, sonra da süzülüp uçabilmiş olabilir. Bir başka senaryo ise bazı hayvanların proto kanatlarını çırparken yerde koşmaya başlamış olabileceği ve bunun da hayvan yerden kalkana kadar itme ve kaldırma kuvveti sağlayacağıdır. Kuşların çevresel dalgalanmalara karşı özellikle hassas oldukları düşünülse de, dinozorların yegane mirasçıları olmaya devam etmektedirler. Dinozorlar döneminde Archaeopteryx ve Pterosaur soyları da dahil olmak üzere sadece birkaç kuş türü varken, günümüzde yaşayan 10.000 kuş türü kaydedilmiştir. Modern kuş takımlarının çoğu 55 milyon yıl önce kurulmuştur. Farklı grupların türleşmesi, o dönemde iklimin soğuması ve kuruması ile sonuçlanan, değişen buzullaşma modelleri tarafından teşvik edilmiştir. Yaklaşık 60 milyon yıl önce Kuzey Atlantik'teki güçlü bir volkanik olay karbondioksit açığa çıkardı. Alt atmosfer ve okyanus suları ısınmaya başladı. Kıta kenarlarındaki çökeltilerde depolanan metan dengesizleşti. Toplu halde salınan metan, termal bir zirveye ve ani bir küresel ısınmaya yol açtı. İşte bu noktada ortam memelilerin hızla çeşitlenmesine elverişli hale geldi. Gelişimleri onları yüzme ve uçma konusunda ustalaşmaya yöneltti.
Amerika'nın batısındaki Cordilleras yoğun bir deformasyona uğramıştır. Avrupa bir dalma batma içine sürüklenmiş ve Afrika'ya yaklaşmış. Bu iki bölge arasındaki temas, başta Alpler olmak üzere dağların oluşumuna yol açmış, Basra Körfezi'nin kenarları boyunca katlanma ve Hindistan'ın Asya'nın altına battığı Himalaya yükselmesiyle tamamlanmıştır. Yaklaşık 34 milyon yıl önce kıtaların kaymasına bağlı olarak büyük bir iklim değişikliği meydana geldi. Küresel sıcaklıklar düştü ve farklı mevsimler daha belirgin hale geldi. Avrupa ve Asya'yı ayıran deniz kolu küçüldü ve her iki taraftaki flora ve fauna için yeni rotalar açıldı. Bir süre sonra Kuzey Amerika ve İskandinavya Avrupası birbirinden ayrıldı. Isınma döneminden sonra dünya bir kez daha büyük buzul çağlarına maruz kaldı. Amerikan Kordileras ve Alp zincirlerinin oluşumunu takiben Karayipler ve Atikler kapandı. Sıcak bölgede Atlantik ve Pasifik okyanuslar arasındaki bağlantı koptu. Okyanus akıntıları özellikle Atlantik'te ağırlıklı olarak kuzey-güney yönüne kayarak dünyanın soğumasına neden oldu. Yaklaşık 23 milyon yıl önce Antarktika'nın yüzeyi genel bir donma sürecine girmiştir. Sıcak suların kendisine ulaşmasını engelleyen bir okyanus akıntısıyla çevrili olan Antarktika, Güney Amerika'dan izole olmuş ve önemli bir soğuk rezervuarı haline gelmiştir. İklim değişikliğinin nedeni gezegenin eksenindeki eğiklikte de açıklanabilir. Bu, dünyanın yılın bir bölümünde daha az ışık aldığı anlamına gelir. Ki bu da mevsimleri daha da belirginleştirir ve daha düşük bir ortalama sıcaklık anlamına gelir. İklim daha soğuk ve daha kuru hale geldikçe dünyanın birçok peyzajı değişiyor. Savanlar ve bozkırlar ormanların yerini alıyor. Besin kaynaklarındaki değişiklikler hem otçul türleri hem de onların avcılarını rahatsız ediyor. Türler evrim geçirmeli ve yeni koşullara uyum sağlamalı. Küçük yaprak yiyen orman otçullarının yerini artık büyük ot yiyen türler alıyor. Otlakların genişlemesi, daha hızlı ve daha uzun süre koşabilen hayvanların ortaya çıkmasına neden oluyor. Ot, bir besin kaynağı olarak daha az besleyicidir ve dişleri daha çabuk aşındırır. Bu nedenle hayvanların büyük miktarlarda ot tüketmesi gerekir ve kemirgenler ve hatta atlarda olduğu gibi sürekli büyüyen dişler ortaya çıkar. Bu adaptasyon, otçul dişlerin hızlı aşınma ve yıpranmasını telafi eder. Arkaik memelilerin birçok türü yok olmuştur. Yerlerini kemirgenler, geviş getirenler ve modern etoburlar gibi diğer gruplara bırakmışlardır. Memelilerin evrimi giderek çeşitlenen formlara ve neredeyse en büyük dinozorlarla karşılaştırılabilecek gerçek devlerin doğmasına yol açtı. Daha büyük hayvanlara doğru olan bu evrimsel eğilim, başlangıçta küçük boyutlu olmaları gerçeğiyle açıklanabilir. Büyük olmak birçok avantaj sağlar. Daha büyük hayvanların yırtıcı hayvanlar tarafından saldırıya uğrama olasılığı daha düşüktür. Ve yiyecek bulmak daha kolaydır. Sabit bir sıcaklığı korurlar ve daha az enerji harcarlar. Bununla birlikte büyük otçulların ihtiyaç duyduğu toplam bitki örtüsü miktarı oldukça fazladır. Çok fazla sayıda olamazlar ve bir kriz durumunda türleri daha savunmasız olacaktır. Balukiterium boynuzsuz bir gergedandır. 5 metrelik boyuyla bu grubun bilinen en büyük üyesi ve en büyük kara memelilerinden biridir. Ağaçların en uzun yaprakları üzerinde otlayabilir. Karşılaştırıldığında bir zürafa kadar büyüktür. Ancak ağırlığı çok daha fazladır
ve 15 tona kadar ulaşır. Büyük boyutuna rağmen timsahlar ve diğer yırtıcılar için bir av olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte günümüz yaban domuzları ve yaban domuzlarının kuzenleri olan entelodontlar vardır. Kemiksi çıkıntılarla dolu devasa kafalarıyla tanınırlar. Bu toynaklı canlılar dişleriyle kazabildikleri küçük hayvanlar, kökler ve bitkilerle beslenir. Bunlar arasında 2 metre boyunda ve yaklaşık 1,5 ton ağırlığında büyük bir hayvan olan Dinohyus, güçlü çeneleriyle ölü hayvanların kemiklerini parçalayan bir leş yiyicidir. Megatherium, modern tembel hayvanlar gibi dişsizler ailesine aittir. Modern tembel hayvanların aksine devasa boyutları ağaçlara tırmanmasını engellediği için yerde yaşar. Boyu 6 metreye kadar uzayabilir ve ağırlığı bir Asya fili kadar, yani 4 tona kadar çıkabilir. 4 ayak üzerinde dolaşır ve beslenmesi gerektiğinde ayağa kalkar. Güçlü pençeleri sayesinde yaprakları çiğnemek için ağaç dallarını kendine çeker. Yavaş yavaş otlaklar ve savanlar ormanların yerini alır. Hayvanlar bu değişime uyum sağlar ve yeni otçul türleri eskilerinin yerini alır. Çimenler ne kadar sık kesilirse tabanından o kadar hızlı büyür. İklim bu yeniden büyümeye izin verdiğinde ot yiyenler için yiyecek sıkıntısı yaşanmaz. Çimenler dişleri hızla aşındırır, bu yeni beslenme şekli dişler için özel adaptasyonlar gerektirir. Deve ve lamaların uzak kuzenleri ortaya çıkar. Protoceratid. Bu türlerin çoğunun kafasında tuhaf boynuzlar vardır. Örneğin Cintatoceras, burnunda çatallı bir boynuz ve kafasında ek bir çift boynuz bulunan canlıdır. Bu süsler dişilerde bulunmadığından erkekler arasındaki kavgalarda zorlu bir silahtır. 35 milyon yıl önce yeni bir toynaklı otçul grubu olan geviş getirenler ortaya çıktı. Bu hayvanlar sert otlakları daha kolay sindirmelerini sağlayan özel midelere sahiptir. Sürekli büyüyen dişleri çiğnemenin neden olduğu aşınmayı telafi eder. Başlangıçta Asya'ya yerleştiler. Ancak türler kısa sürede Amerika ve Afrika'yı kolonize etti ve zürafaların, geyiklerin, ineklerin ve antilopların ataları ortaya çıktı. Hoplitomerix, biri alnının ortasında olmak üzere kafatasında 5 boynuz bulunan ilginç bir hayvandır. Boyu bir keçiden biraz daha uzun olan bu hayvanın 2 uzun, diş benzeri köpek dişi vardır. Geyik benzeri görünümüyle Civatherium, Hindistan'da yaşayan ilk zürafalardan biridir. Zürafadan çok daha küçük ve iridir. Yani büyük boynuzlara da sahiptir. Bu otoburlar büyüyüp boynuz ve dişlerle silahlandıkça etoburlar da evrimleşmiştir. Bunlardan ilki av aramak için ağaçlara kolayca tırmanabilen küçük hayvanlardır. Beslenmeleri et, meyve, yaprak, yumurta ve böceklerle oldukça çeşitlidir. Zamanla yavruları makas gibi işlev gören özellikle büyük, keskin dişler geliştirecektir. İşte bu noktada yalnızca etle beslenen ilk gerçek etoburlar ortaya çıkmıştır. İki etobur soyu doğmuştur. Bir yanda kurtları, ayıları ve fokları ortaya çıkaran soy, diğer yanda sırtlanları ve kedigilleri ortaya çıkaran soy bulunur. Bazı türlerde dişler uzun ve güçlü olur. Bu etkileyici yırtıcılara kılıç dişli kaplanlar denir. Ancak aslında kaplanlarla akraba değillerdir. Bu devasa köpek dişlerine yer açmak için kafataslarının değiştirilmesi gerekmiştir. Oldukça kısa bir yüzleri ve güçlü boyun kasları vardır. Köpek dişleri düz ve bazen mazgallıdır. Kılıç dişli kaplanlar avlarını boğazlarından ısırarak boğarlar.
Kılıç dişli yırtıcılar çeşitli soylarda görülür. Bu yüzden çok benzer adaptasyonlar uzak olabilecek türlerde bulunur. Kemirgenler ayrıca keskin dişleriyle de karakterize edilir. Birbirlerine sürtünerek keskinleşen ve sürekli büyüyen kesici dişlere sahiptirler. Bu da onları çok keskin yapar ve yiyecek ya da odun parçalarını kesmelerini sağlar. Çenenin daha gerisinde özellikle sert azı dişleri yiyecekleri ezmelerini sağlar. Kemirgenlerden önce diğer küçük ilkel memeliler olan multituberkülatlar bu tür diş yapısına sahipti. Onlar ilk vejetaryen memelilerdi. Gerçek kemirgenler ancak onların yok olmasından sonra ortaya çıktı. Günümüzde kemirgenler tüm memeli türlerinin neredeyse yarısını oluşturuyor. İlk kemirgenler Asya'da ortaya çıkmış, daha sonra tüm dünyaya yayılmış, hatta Avustralya'ya kadar ulaşmıştır. Tüm ortamları işgal ederek ve uzmanlaşarak çeşitlenmişlerdir. Bazı türleri kunduzlar gibi yarısucul, diğerleri ağaçlarda yaşıyor ve yine diğerleri derin yuvalarda yaşamakta. Kemirgenlerin çoğu mütevazı boyutlarda, ancak birkaç tür çok daha büyük boyutlara ulaşmış. Neredeyse 700 kilogram ağırlığındaki Fibromis'in durumu böyledir. Bu kavyomorf, Gine domuzu ve kapibara ailelerinin bir üyesi. Son bir büyük aile olan Proboscidianlar da o dönemde hüküm sürüyordu. Günümüz filleri onların son torunları. İlkel filler arasında Muaritherium'lar da vardır. Bir domuz kadar büyük olan devasa gövdesi kısa bacaklarla desteklenmiştir. Zamanının çoğunu suda geçirir. Hortumu yoktur ama kalın, hareketli bir üst dudağı vardır. Bir süre sonra bazı türler kısa bir hortuma sahip olmaya başlar. Fil hortumu burun ve üst dudağın birleşmesi sonucu oluşur. Denge ve kas gücü nedeniyle filin büyük kafası kısa bir boyun tarafından desteklenmelidir. Bu durum filin bitki örtüsüne ulaşma kabiliyetini, dolayısıyla da kullanışlı hortumunu sınırlar. Kitlesel yok oluşlar, biyoçeşitlilik açısından geri döndürülemez sonuçlar doğurmakta. Birçok türün ortadan kalkmasına neden olmakta ve dünya üzerindeki yaşam formlarının çeşitliliğini azaltmaktadır. Ekosistemler, türler arası ilişkiler ve yaşam döngüleri bozulur. Bununla birlikte yeni yaşam biçimlerinin ortaya çıkmasını ve yok olan türlerin boş bıraktığı ekolojik nişleri işgal etmesini sağlar. Bugünün dünyası zengin ve güzel bir tarihe sahip. Geçmiş mutlaka bugünden farklı. Bu tarih başlangıçta yazılmadı. Dünya sürekli olarak evrimi yeni yönlere götüren, dünya dışı veya başka türlü öngörülemeyen olaylara maruz kalmaktadır. Sonuç olarak bazı oyuncular saf dışı bırakılırken, hayatta kalanlar kayırılıyor. Dünya katmanlarının derinliklerine gömülü fosil kalıntıları sayesinde artık papağanın papağan olarak doğmadığını ve yunusun da yunus olarak kalmadığını biliyoruz. Taş iskeletler bize ait olduğumuz bu tarihi her gün gözler önüne seriyor. Her ne kadar modern insan bu bölümde yer almasa da, ataları bolca temsil ediliyor. Dinozorlar ortadan kaybolmasaydı, kesinlikle burada bu konu hakkında konuşuyor olmazdık.